Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 6. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla yeni sistem açık uçlu sorulardan oluşmuş örnek bir sınavın sorularının cevaplanması olacak. Bu kanalın 6. sınıf oynatma listesinde bir tane daha yazılı var. O da yeni sistem, yeni çekilmiş bir yazılı. O yazılıyı da seyretmenizi tavsiye ederim. Karşınıza çıkacak olan sorular bu iki yazılının toplamından, içerisinden gelecek olan sorular olacaktır. Çok büyük bir ihtimalle. Bu arada TikTok'ta Emre Hoca İngilizce Akademi adında bir de TikTok hesabım var. Orada da İngilizce adına çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Öğretici, zevkli paylaşımlar. TikTok'ta Emre Hoca İngilizce Akademi hesabını da takibe almayı unutmayın diyorum. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayınız diyorum ve yazıya başlıyorum. Burada en başta kazanım var arkadaşlar. Bu kazanım direkt olarak sizi muhatap almıyor. Yani yapılan işlemi sorulan sorunun ne için yapıldığı, yönetmelikte neye göre yapıldığını anlatan bir ifade. Bizi ilgilendiren kısım şurası. Read the article metni okuyun ve and answer the questions below ve aşağıdaki sorulara cevap verin demiş. Okuyalım ve verelim. Manchester and Warwick. Manchester ve Warwick iki şehirden bahsedeceğiz metnimizde. I want to write about Manchester. Manchester ile ilgili and Warwick ve Warwick ile ilgili yazmak istiyorum diyor. My cousin, benim kuzenim Sandy lives in Manchester. Manchester'da yaşıyor. It's a big city. It dediği Manchester burada büyük bir şehir. Big and noisy. Büyük ve gürültülü. Actually aslında my hometown, benim kasabam, benim memleketim Warwick is smaller, daha küçük and quieter than Manchester ve Manchester'dan daha küçük ve daha sakin, sessiz, quieter. The buildings are tall there, orada binalar yüksek. The buildings are shorter and older here in Warwick. Burada Warwick'te binalar daha kısa ve daha eski. The life in my town, benim kasabamdaki, benim şehrimdeki hayat is easier, daha kolay and cheaper ve daha ucuz than the life in Manchester, Manchester'daki hayattan. Manchester is more crowded than my town. Manchester benim şehrimden daha kalabalık. Traffic in Manchester'daki trafik is worse, daha kötü than in Warwick'tekinden. There are cinemas, there are, var demek, var olan şeyleri sayacak arkadan. Cinemas, cafes, shopping malls, theaters in that city, o şehirde sinemalar, kafeler, alışveriş merkezleri, tiyatrolar var. It is more famous than Warwick, Warwick'ten daha ünlü. I think it is more interesting, bence daha ilginç and enjoyable ve daha zevkli, daha eğlenceli than Warwick, Warwick'ten. What do you think? Siz ne düşünüyorsunuz? Which is better? Hangisi daha iyi? Manchester or Warwick? Manchester mı yoksa Warwick mi diyor. Şimdi birinci soruya bakıyoruz. Is Warwick big or small? Warwick büyük mü yoksa, or yoksa anlamında küçük mü? Ne diyordu burada? It is a big city diyordu Manchester için. Büyük ve gürültülü. Actually, gerçekte aslında benim kasabam Warwick daha küçük ve daha sakin Manchester'dan. Dolayısıyla biz buraya şunu diyebiliriz. Warwick is small diyebiliriz. Warwick küçük. Peki. Is Warwick noisier than Manchester? Manchester'dan daha gürültülü mü? Burada tam tersi var. Warwick diyor daha küçük ve daha sakindi Manchester'dan. Ama Manchester için büyük ve gürültülü demişti. Bize de ne diyor? Manchester'dan daha gürültülü mü? No, it isn't diyeceğiz. Hayır, değil şeklinde soruyu cevaplamış olacağız. No, it isn't. Eğer uzun cevap yazarsanız no, it isn't. Noisier than Manchester diye uzatabilirsiniz. Üçüncü soruya bakıyoruz. Is Manchester more crowded than Warwick? Manchester daha kalabalık mı Warwick'ten? Evet, daha kalabalık. Şöyle, shorter, the life in my town easier. Ne diyor? Manchester is more crowded than my town. Bakın cümle burada. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Yes diyeceğiz. Evet, it is more crowded. Uzun yazıyorum. Öğretmeniniz de uzun ister diye cevabı. Than Warwick. Are the buildings in Warwick shorter than the buildings in Manchester? Burada da Warwick'teki binalar Manchester'daki binalardan daha kısa mı demiş.
Bakın ne diyordu? The buildings are shorter and older here in Warwick. Burada Warwick'te binalar daha kısa ve daha eski demişti. Dolayısıyla soruda Warwick'teki binalar daha kısa mı Manchester'dakilerden diyor. Buna da yes it is şeklinde cevap, yes they are. Çoğul çünkü binalardan bahsediyoruz. Yes they are şeklinde cevap verebiliriz. Yes, they are shorter dediğimizde cümle tamamlanmış olacak. Birinci bölümü tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yönergeden sonra şurada yönerge var. İkinci bölüme geçiyoruz. Write the opposites of the words below. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını yazın diyor. Evet. Biz de yazalım bakalım. Cold soğuk demekti. Bunun zıt anlamlısı nedir? Sıcak yani hot. New yeni demekti. Bunun zıt anlamlısı old eski. İnsanlar için kullanılırsa yaşlı anlamına gelir. Enjoyable, eğlenceli. Bunun zıt anlamlısı ne olabilir? Sıkıcı olabilir. Boring. Small, küçük demek. Zıt anlamlısı büyük. Yani big. Difficult, zor demek. Zıt anlamlısı easy. Yani kolay. Noisy, gürültülü. Zıt anlamlısı parçada geçti. Quiet. Yani sakin. Expensive, pahalı. Bunun da zıt anlamlısı nedir? Cheap. Yani ucuz. Tall uzun demekti. Tall'ın zıt anlamlısı da parçada bunlar geçti. Short. Old neydi? Eski demekti. Ya da ya insanlar için kullanırsa yaşlı demekti. Şimdi old'un karşılığı olarak new yukarıda da vardı zaten. New kullanabilirsiniz. Eğer yaşlı anlamında kullanmak istiyorsanız insanlar için o zaman young genç denilebilir. Good iyi demek. Good'un zıt anlamlısı nedir? Bad yani kötü. Devam ediyoruz. Gene yönergemiz var. Şimdi diyor ki read the emails. Şu e-mailleri okuyun and answer the questions ve sorulara cevap verin diyor. Şimdi ben birinci e-maile bakıyorum. From kimden? Kimberly Dry'dan. Kime gidiyor? Brian'a gidiyor. Konu nedir? I feel bored. Sıkıldım diyor. Okuyalım. Hi Brian. I'm very sad. Çok üzgünüm. I want to go shopping. Alışverişe gitmek istiyorum. But it is cold and snowy. Ama hava soğuk ve karlı. I am very bored at home. Evde çok sıkıldım. It is freezing, dondurucu soğuk. Minus 5 degrees Celsius, eksi 5 derece. Everywhere is ice, her yer buz. I'm taking and attaching a photo of Oslo. Ben diyor bir ekliyorum. Oslo fotoğrafı ekliyorum buraya. What is the weather like in Dublin? Dublin'de hava nasıl? Sevgiler Kimberly. Evet. Şimdi yan taraftakine de bakalım. Brian da Kimberly'ye göndermiş bu sefer. Ve ne diyor Brian? Kar eğlencedir yahu diyor. Bu kadar yakınma diyor. Oh come on. Oh hadi Kimberly. Don't be moody. Ne diyor? Moody ne demekti? Karamsar olmak. You can do a lot of fun things. Çok eğlenceli şeyler yap. Bir sürü eğlenceli şeyler yapabilirsin. Meet your friends. Arkadaşlarına buluş. Throw snowball. Kar topu fırlat. Go ice skating, buz patenine git. Or ya da make a snowman, kardan adam yap. Kardan kadın da yapılabilir tabii. Yani sonuçta cinsiyetçilik yapmayalım. Ne diyelim? Snowman or snowwoman. There is a storm with lightning here. Lightning şimşek demek. Burada şimşekli fırtına var. We can't go out. Dışarı çıkamıyoruz. I am scared. Korkuyorum. Korktum. I'm taking and sending a photo to. Ben de bir fotoğraf çekiyor ve yolluyorum. Tek bu arada çekmek anlamında. Fotoğraf çekmeyi tekle söylüyoruz. Şimdi birinci soru ne diyor? How does Kimberly feel? Kimberly nasıl hissediyor? Kimberly ne demişti ilk cümlesinde daha? I'm very sad. Ben üzgünüm demişti. Dolayısıyla biz bu soruya şöyle diyebiliriz. Şöyle. She feels sad. O üzgün hissediyor. İkinci soruda what is the weather like in Oslo? Oslo'da hava nasıl demişti? Kimberly Oslo fotoğrafı atıyordu. It is freezing minus 5 degrees Celsius. Dolayısıyla bunu aynen yazabiliriz. Şöyle yazıyoruz. It is freezing. Freezing dondurucu soğuk. Evet. It is freezing minus 5 degrees diyorum. Degrees. Orada kullandığı şeye bakacağız. Ölçü birimine çünkü ülkelere göre değişiyor. Ha, Celsius tamam. Peki. Üçüncü soruda What can Kimberly do on snowy days? Karlı günlerde Kimberly ne yapabilir? Diyorduk. Bunun cevabını arkadaşı Brian veriyordu. Ne diyordu mesela? Throw snowball, go ice skating, make a snowman.
Yani ne yapabilir? Kartopu oynayabilir, buz patenine gidebilir ya da kardan adam yapabilir. Biz şimdi buna ne diyeceğiz? She can, o diyeceğiz, ebilir. Gerisini fiillerle ekleyeceğiz. She can, ha bir de meet friends, arkadaşlarla buluşmak vardı orada. She can meet her friends, arkadaşlarıyla buluşabilir. Şöyle, evet. She can meet her friends. Şurada. Sonra virgülle devam edebiliriz. Throw snowballs. Kar topu oynayabilir. Throw snowballs. Başka ne yapabilir? Virgülle de saymaya devam ediyoruz. Go şöyle alalım bakalım. Evet. Go ice skating. Go ice skating. Paten kaymaya gidebilir. Başka ne yapabilir? Bir şey daha vardı orada. And. En sonucudan önce bir and getirebiliriz. And make a snowman. Ve kardan adam yapabilir. Tabii şunu da düzeltelim. Kendisi otomatik bilgisayar yapıyor onu. Evet, go ice skating. Peki. Şuradan alacağım. Bunu buradan keseceğiz. Bunun sorusu, evet, şöyle yukarıda olacak çünkü. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye, şöyle bir teknik sorun yaşıyorum. Tamam. Teknik sorunu da böylelikle aşmış olduk. Peki. Dörde bakıyoruz. Tabii çekim anında böyle şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın. Why is Brian scared? Brian neden korkuyor? Yahu neden korkacak? There's a storm. Fırtına var. With lightning. Şimşekli fırtına var. İşte bunun cevabı da because diyeceğiz ve o şekilde yazacağız. Çünkü diyeceğiz, şimşekli fırtına var. Because there is a storm. Fırtına var. There is a storm with lightning. Şimşekli fırtına var. Peki. Evet arkadaşlar, bu bölümü de tamamlıyoruz ve D bölümüne geldik. Fill in the blanks below with a suitable word. Şimdi açık uçlu soru böyle oluyor arkadaşlar. Yani şu böyle bir tarz da var. Bize verilen kelimeler ve cümlelerden bir şey türetmemiz, bir şeyi bulup yazmamız isteniyor. Şimdi the film on screen diyor. Ekrandaki film is very ya da gösterimdeki film çok bir şey diyor. You should watch it. Yani şu an ekrandaki film çok ne olabilir? Sen you should watch it, izlemen gerekir diyorsan, mesela ilk aklıma gelen, birden açık uçlu sorularda birden fazla doğru cevap da olabilir, onu da söyleyeyim. Benim aklıma exciting geliyor. Film çok heyecanlı, izlemen gerekir desin karşı tarafa. İki de it's my birthday, benim doğum günüm diyor. I am to get a lot of presents. Ben diyor bir sürü hediye almaktan ne olurum ben yahu? Mutlu olurum diyorum hemen. I am happy, aldığım için mutluyum. It's not snowy or rainy in the desert. Çölde karlı ya da yağmurlu değildir diyor. Yağmur ya da kar yoksa it is o, yani çöl nedir diyebilirim. Benim aklıma gene ilk gelen dry, kurudur, kuraktır. Dörtte it is nokta nokta bir şeyler. I feel scared. Ben korkmuş hissediyorum. Ben burada cansız bir şey var. It is mesela film kastedilebilir. Nasıl bir film olursa ben korkmuş hissederim. Şimdi onun sıfat versiyonu kullanacağız. Scared'in. Scary diyeceğiz. O korkunç. Ben korkuyorum. 5'e de bakıyorum. 5'te it is today. Bugün diyor. It's 40 degrees Celsius. 40 derece sıcaklık. 40 derece sıcaklıksa bugün hava nedir? It is hot. Sıcaktır diyoruz. Ve arkadaşlar yazma bölümünde bizden write five sentences, 5 tane cümle yazın demiş bize. About your feelings in different weather conditions, farklı hava durumlarındaki duygularınızı anlatan 5 cümle yazınız. Peki mesela şöyle diyeyim, örneğin I am excited, ben heyecanlanırım, heyecanlı olurum diyorum. I am excited when the weather is snowy. Hava karlıyken diyorum. Birinci cümlemi yaptım. Şöyle büyüteyim. Sizin daha rahat görebilmeniz açısından bir tık büyütelim bunları. Evet. When the weather is snowy. Başka bakayım. Mesela başka bir ruh hali. Ne olabilir? I am, yukarıda vardı mesela, moody, karamsar. I am moody when the weather is cloudy.
Hava bulutluyken de mesela ne olurum ben? Örneğin şu hepsini birden büyütelim şunların. Evet, ne olurum? Karamsar olurum. Moody. Peki, Excited'ı kullandım. Moody'yi kullandım. Mesela I am scared diyeyim. Korkarım. I am scared. Scared. When the weather is stormy. Hava fırtınalı olduğunda diyeyim. Ondan sonra I am happy. Sıcak seven bir insan olurum. I am happy when the weather is mesela hatta güneşliyken diyeyim mutlu olurum. When the weather is sunny. Hava güneşliyken mutlu olurum. Peki. Ve hava çok soğukken de sıkılırım diyeyim mesela. I am bored. I am bored sıkılırım. When the weather is cold diyeyim. Hava soğukken. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kanalda bir tane daha dediğim gibi 6. sınıf açık uçlu yeni sistem yazılı videosu var. Onu mutlaka seyredin. Ayrıca kanalda dinleme listening sınavı içinde örnek video var. Onu da seyretmeyi ihmal etmeyin. Hepsi sizin için yapıldı. Ve bu arada TikTok'ta da Emre Hoca İngilizce Akademi hesabını takibe almayı unutmayın diyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.